Şimdi de Avrupa'nın içinde bulunduğu o enerji krizini ve açmazı konuşmak üzere hemen Altuğ Karataş'a merhaba diyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk Bora Bey. Şimdi yaptırımlar, ambargolar, tehditler, açıklamalar, diplomatik tonlamalar böyle iyice sertleşiyor. Her şey havada uçuşuyor. Ama çok garip bir durum da var tabii. Yine az önce de Erkut hocamıza da ifade ettiğim gibi bu ne yaman çelişki dedirtecek de bir durum var. Yani Avrupa Birliği bir yandan yoğun olarak baskı yapıyor. Hatta Macaristan'a baskı yapıyor, Bulgaristan'a ve farklı noktalara da sürekli olarak bakın almamak lazım, şunu yapacağız, bunu yapacağız derken kendilerine dahil olan bir ülke Yunanistan onların tankerleriyle Rus petrolü taşınmaya devam ediyor. Yani işin garip bir boyutu da var. Yani bir yandan yaptırımlar konuyor ama bir yandan da Avrupa Birliği kendisi o koyduğu yaptırımları yine kendi eliyle delmeye devam ediyor. Nasıl bir tablo söz konusu acaba? Dünya enerji piyasası bir denge içinde aslında gidiyor Bora Bey. Bu hiç değişmiyor. Avrupa Birliği bir takım hamleler yapsa da aynen sizin belirttiğiniz gibi bu işin zararı sürekli Avrupa Birliği'ne dokunuyor. Ki şöyle söyleyelim en yakın bir örnekle. Baştan itibaren Avrupa Birliği'nin Rusya'dan petrol ve doğalgazda dahil yapmış olduğu yaptırımlarla yaklaşık olarak dörtte bir enerji ithalatını düşürmüş. Fakat artan enerji fiyatları yine aynı Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye, Rusya'ya normalde ödediğinden yani yaptırımlardan önce ödediğinden daha fazla ödemesine sebep olmuş. İşte açmaz buradan yola çıkıyor birincisi. Ne kadar azaltırsanız azaltın, fiyatlar arttığı için siz aslında Rusya'nın alması gereken paradan daha fazlasını tekrar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Aslında belki de gemi meselesinde konuşalım ama şöyle bir geriye baktığımızda 20 yıllık bir sürece baktığımızda Rusya'nın hangi hamleleri yaptığını Avrupa'nın aslında 20 yıl önceden giymiş olduğu gömleği yanlış iliklemeye, yanlış düğmeden itibaren iliklemeye başladığını anlıyoruz. Neden bunu söylüyorum? Hatırlarsanız Nabucco Anlaşması vardı. Çok uzun süre konuşuldu ve Avrupa'nın enerji ihtiyacı ile ilgili çok ilginç bir alternatif yoldu. Ama Nabucco devreye giremedi. Nabucco haricinde Orta Asya'dan ve Orta Doğu'dan elde edilecek birçok enerji nakil hattı ile ilgili de Avrupa Birliği o yıllarda çözüm getiremedi. Belki bunu o yıllarda hiç kimse anlayamamış olsa bile Rusya ise aynı Avrupa'nın Nabucco ile anlaşamayıp getiremediği fosil yakıtlara alternatif olarak hem de bizim ismimizin geçtiği Türk akımda dahil olmak üzere Nord Stream yani Kuzey akımda dahil olmak üzere hem Ukrayna'yı Avrupa Birliği'nin en yakın partnerlerinden birini bypass ederek hem ona alternatif oluşturarak hem de Avrupa Birliği'nin hayata geçiremediği boru hatlarının alternatiflerini oluşturup kendisine mahkum etmiş. İşte hikaye 20 yıl önceden başlıyor ve Putin 20 yıllık hazırladığı bu enerji bağımlılığı projesiyle aslında Avrupa'yı avuçlarının içine almış. Avrupa Birliği şimdi can havliyle ben bir hamle yapıyorum, burada ambargolar koruyorum dese bile İşin net bilançosuna baktığımızda Rusya'nın parasal anlamda hiçbir zararı yok. Hatta ve hatta geçen yıla göre artı da pozitif. Geçen yıl yani 2021 yılında Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ödediği net rakam 160 milyar doların üzerinde. Şimdi neresinden bakarsanız bakın Avrupa kendi altındaki tabureyi çekiyormuş gibi. Biraz önce bahsettiğiniz gemi konusu da tabii onun başka etkileri de var. Biliyorsunuz Yunan bandrollü gemiler aslında dünya petrolünün neredeyse %30'unu taşıyor. Peki Yunanistan kendisi mi alıyor bu kararları? Hayır. Yunanistan malum son zamanlarda çok fazla bir takım siyasi söylemler geliştiriyor Türkiye'de dahil. Ama aslında sufleyi Amerika'dan alarak İran'ın bu sefer gemileriyle ilgili bir operasyon yaptım derken Hürmüz Boğazı'nda dünya hem de bir gemisinde yaklaşık 1 milyon varil taşıyan bir geminin anında İran tarafından el konulmasıyla birlikte günlük bir anda 3-4 dolara yakın petrol piyasasında varil başına enerji fiyatlarının artmasına sebep oldu. İlginç bir çelişki yine bunun zararı Avrupa Birliği'ne dokunuyor. Çünkü bu sefer o petrol için de fazla fiyat ödemek zorunda kalıyor. Hatta şu bile konuşuluyor enerji piyasasında. Tamam Rusya'dan petrolü azaltacağız ama bir yerlerden almak zorundasınız. Aynı Rusya bu sefer hamle yapıyor Asya ülkelerine doğru. Belli bir iskontayla petrol satmaya başlıyor. Dünya piyasalar içinde belki de aynı Avrupa başkasına kar ödeyerek
bir kısım aynı petrolü bile almak zorunda kalıyor olabilir. Ben işin neticesine bakıyorum. Burada iki kazanan var. Birincisi Rusya kazanıyor demeyelim ama kesinlikle kaybetmiyor. Enerji açısından söylüyorum. Maddi olarak aynı statüde. Ama ikinci tarafta Amerika'da kazanıyor. Çünkü Amerika'da çok yüksek bir LNG üretimi var. Almadığı doğalgazın yerine hemen bunu doldurarak kendi gazını satıyor ve hem de yükselen fiyatlardan. Petrol için de aynısını yapıyor. Aynı anda ki biraz önce bahsettiğim gemi çekişmesinin altında birazcık nükleer anlaşmalarla ilgili İran'la arasındaki problem de var. Bir takım misillemeler burada gerçekleşiyor. Fakat dünyanın en büyük rezervlerine sahip İran ve aynı zamanda Venezuela'ya Amerika ambargo uygulatarak dünya petrol piyasasındaki fiyatların artmasına sebep oluyor. Son haberde OPEC artı ülkeleri yani Arap ülkeleriyle birlikte, ana üreticilerle birlikte Rusya'nın da temsil ettiği, beraberinde olduğu bazı ülkeler daha önce açıklanan 400 bin varilin üzerinde günlük artışı 600 bin varile çıkartacaklarını söylediler. Bu fiyatları etkileyecek mi hem Avrupa hem de dünya için? Çok zannetmiyoruz. Çünkü petrol grafiklerine baktığınızda yaz aylarında zaten tüketim artmaya başlıyor. Artan tüketimin etkisiyle daha fazla artması beklenen petrolün belki de artışını engelleyecekler. Ama mevcut fiyatlarda çok bir değişiklik görmüyoruz. Zarar gören tek bir yer var şu an için. Avrupa her türlü bu işten ciddi anlamda zarar görüyor. Zaten çok denklemde o kadar bilinmeyen kısım ya da soru işareti yaratan kısım var ki yani hatlara baktığımız zaman ya da depolama tesislerine baktığımız zaman yetersizlik söz konusu ve bütün bunların da birbiriyle bütünleşik olmaması büyük bir problem Avrupa için. İşte İspanya'nın güney kıyılarında belli bir noktada bir LNG aktarım tesisi ya da işte İtalya'da bir depolama tesisi var ama buradan Avrupa'nın içlerine gidecek bir hat yok ya da o bütünleşik hatlar olmadığı için ya da gönderim şartları yeterli olmadığı için o basıncı ve işte gönderim koşullarını sağlayamadıklarından yine her şey takılıp kalıyor. Almanya'nın umudu Kuzey Akım meselesindeydi. Yeni açılacak olan hattaydı. Onlar da tabii kaldı. 11 milyar doları da harcadıktan sonra. Böyle her şey havada kalmış vaziyette ve bütün bu çekişmenin arasında da biri ucuza bile satsa benzini, petrolü ki Brent petrolden yaklaşık bazı günler 15, 13, 18 dolar daha ucuza satıyor Ural petrolünü Rusya. Böylesi bir tabloda birazcık aslında Amerika ve Rusya arasındaki meseleye baktığımız zaman alan memnun, veren memnun gibi bir durum söz konusu. Yani enerji meselesinde böyle bir açmaz var ve arada gerçekten de Avrupa çok büyük bir zarar görmeye devam ediyor. Peki şöyle bir mesele var tabii. Burada Türkiye'nin oynayacağı rol yine çok büyük bir önem taşıyor. Yani enerji araştırmalarıyla, sondaj faaliyetleriyle beraber Doğu Akdeniz Havzası'ndaki tabii imkanlar, belki açılacak olan yeni kapılar meselesi var. Bu çok büyük bir önem taşıyor. Bir yandan da Azerbaycan'la yapılacak olan işbirliklerinin geliştirilmesi de hayati bir önem taşıyor. Ki yine Azerbaycan'ın belli bir oranın da üstünde Putin'in tabii direktifi ya da işte izniyle de hareket ettiğini düşünürsek bu noktada çok da önemli açılımlarda yine beklenebilir diye gözüküyor. Ne dersiniz? Nasıl bir acaba anlaşmaya varacaklar Azerbaycan'la Avrupalılar? Bora Bey, burada Avrupa'nın yani dünyanın en gelişmiş kıtalarından biri olan Avrupa'nın önünde enerji piyasasının ve enerjinin kaynaklarının olduğu Asya ve Asya'nın güney kısmı diyelim Orta Doğu ile birlikte Orta Asya kısımlarından önünde gelecek enerji kaynaklarında iki tane kapı var. Hangi kapılar? Birincisi Rusya. Tam anlamıyla bir set çekilmiş. Eğer bir enerji kaynağı zaten Rusya'nın da var, gelmesi gerekiyorsa Rus topraklarından geçecek. Ki Ukrayna burada belki bir kapı olabiliyordu. Oradaki durum da malum ortada. Artık bu Avrupa için bir çıkış değil. Peki ikinci kapı neresi? İkinci kapı Türkiye. Çok stratejik bir noktada bizim ülkemiz. Ve biz MÜSİAD olarak da geçtiğimiz haftalarda yayınladığımız MÜSİAD Uluslararası Enerji Stratejimizde de bu konuya değindik. Eksen, enerji ekseni ya da Kuşak Yol Türkiye projesi. Şimdi Rusya ile bu gerilimi yaşayan Avrupa'nın uzun yıllar boyunca Rusya'ya olacak güveninin tekrar geri gelmesini ben mümkün görmüyorum. O zaman bir kapı kapalıysa size nereden alacaksınız bu kaynağı? Esas bu menbaadan Türkiye üzerinden alacaksınız.
Peki hangi kaynaklardan bahsediyoruz? İşte birincisi sizin belirttiğiniz Azerbaycan, yani Hazar Havzası'ndaki en büyük kaynaklara sahip olan Azerbaycan. Tabii ki ikincisi Türkiye Cumhuriyetler, ama yine işin içinde Azerbaycan var ve Türkiye var. Üçüncü bir nokta Orta Doğu. Orta Doğu ile ilgili olanı da yine Türkiye üzerinden almak zorundasınız. Dördüncü noktada hep ara ara konuştuğumuz bu Akdeniz'in doğusu, yani Doğu Akdeniz bölgesindeki kaynaklardan bahsediyoruz. Amerika en son Yunanistan'la ilgili olan desteğini çekince, İsmet projesi çökünce, Mısır, İsrail, Lübnan, Güney Kıbrıs ya da inşallah Türkiye'nin bulacağı kaynaklarla ilgili de tek yol Türkiye kaldı. Yani işin özü şu, Avrupa'nın Türkiye'den başka bu kaynaklara ulaşma imkanı yok. Şu an için bitmiş durumda. Gelelim sizin bahsettiğiniz seçeneğe. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev geçen hafta gerçekleşen enerji zirvesinde bazı açıklamalarda bulundu ve şu sinyalleri verdi. Dedi ki, biz Azerbaycan olarak Avrupa'nın ihtiyacı olan fosil kaynaklarla ilgili bu kapasitemizi arttırabiliriz. Mevcut boru hatlarımızı genişletebiliriz. Mevcut boru hatlarımızı genişletiriz. Türkiye ile burada çok ciddi bir ortaklığımız var. Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Gürcistan'la da işbirliğimiz var. Aliyev burada mesajını verdi. Bunun için dünya enerjisini finanse eden şirketleri, büyük enerji şirketlerini ve ortak çalışacağımız ülkelerin hepsini beraber olmaya çağırıyoruz. Biz bu kapıyı açıyoruz dedi ve bu mesajı verdi. Ama arkasından işin formülünü de söyledi. Evet, ekonomik olarak uygun olması lazım, bu mesajları veriyor ama bu kararı bile alsak dedi biz, hemen bir yıl içinde Avrupa'nın ihtiyacı olan enerjiyi oraya sağlamak mümkün değil. Yani enerjiyle ilgili siz bugünden yarına Rusya'ya bazı ambargo kararları alıyorsunuz ama yerine ikame edeceğiniz yakıt nerede? İşte orası sıkıntılı. Ne bir yılda boru hattı çekebilirsiniz, bunun finansmanını sağlayabilirsiniz, fiziksel olarak o hatlar gidebilir. Ne Azerbaycan en büyük potansiyel, ne İran nükleer anlaşma krizi, Amerika izin vermiyor, ne Orta Doğu ülkelerinden mevcut hatlar derken, ne de şu an hem siyasi krizle birlikte ciddi potansiyel gözükse bile önce o siyasi krizin çözülmesi lazım, Doğu Akdeniz. Ama yine de buradaki en ekonomik, en feasible yol mevcut hatlarından daha arttırılmış miktarda kapasiteyi de arttırarak bir miktar daha Avrupa'nın ihtiyacını karşılatabilecek Türkiye. Ama mutlaka ve mutlaka kapasitelerin arttırılacağı ve kuşak yol olacağı, eksen, enerjide eksen ülke olabilecek Türkiye, geleceğin ülkesi. Artı aynı zamanda ben şimdi bir ilginç noktaya daha değineceğim size. Avrupa Birliği Rusya'ya yaptığı bu sizin biraz önce haberin başında da belirtmiş olduğunuz ambargolarla, yaptırımlarla birlikte Repower EU diye bir karar açıkladı. Bazı başlıkları açıkladı ve dedi ki yenilenebilir enerji ile ilgili hedefimi koydum. Avrupa yenilenebilir enerjideki hedefim 2030 yılında %40'tı, %45'e çıkartacağız yenilenebilir enerjiden. Çok güzel. Kaç yılında diyor? 2030 yılına kadar. Hemen 6 ayda 1 yılda demiyor. Çünkü bu ciddi bir zaman aralığı. Devam ediyor. 2030'a kadar 600 gigawatt enerji sağlayacağım güneşten diyor. Yine çimento, demir, çelik gibi sektörlerin dekarbonizasyonu için gerekli olan, ki burada Türkiye için ilginç bir nokta var. İlk önce Avrupa'dan 10 milyon ton yeşil hidrojen alacağız. Ama bu yeterli değil. 10 milyon ton yeşil hidrojen ithalatının da kapısını açıyorum diyor. 2040-2050'de beklenen bu teknolojiyi öne çekiyor. Burada Türkiye için bir fırsat var. Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklardan offshore deniz üstü santrallerde dahil yenilenebilir enerjiyle hidrojen elde edip bunu Avrupa'ya kendi boru hatları üzerinden besleme şansı var. Türkiye'ye bir fırsat çıkıyor burada. Enerji verimliliğindeki imkanlarımızı, zorlayıcı kararlarımızı %9 hedefimiz vardı, %13'e çıkartalım diyor ve devam ediyor. Diyor ki Avrupa Birliği vatandaşları lütfen birazcık hayatınızdaki tüketimlere dikkat edin. %5'te petrol ve doğalgazdan davranışlarınızı değiştirerek yapın diyor ve bir takım vergi avantajları sunacağını söylüyor Repower EU için. Şimdi bu bahsettiklerimizin hepsi çok güzel. Bunlar açıklaması çok iyi ama bu 6 ayda, bir yılda ne insanların davranışlarını değiştirebilirsiniz ne de bu kaynakları bir anda Avrupa'ya yönlendirebilirsiniz. Onun için bir şekilde Rusya da kendi karşı hamlesini yapıyor. Enerjiyi rubleyle satın alacaksınız diyor. Avrupa Birliği kendi içinde fire veriyor. Macaristan gibi, Avusturya gibi, hatta aday ülkeler içinde. Mesela burada bir örnek vereceğim. Sırbistan
bir an önce Avrupa Birliği çok yakın ilişkiler kuruyor. Daha geçtiğimiz haftalarda Sırbistan bir açıklama yaptı ve Rusya'dan ek doğal gaz alacağını, işbirliği yapacağını ve Avrupa'nın ambargolarını da dinlemediğini aslında beyan etmiş oldu. Önümüzdeki haftalarda Lavrov, Dışişleri Bakanı Rusya'nın Sırbistan'a gidecek ve bu anlaşmayı imza atacak. Milyarlarca metreküp doğalgaz Sırbistan'a gidecek. Bakın, ambargo uyguluyorsunuz. Sizin topraklarınızdan geçen boru hattından Rusya ambargoyu deliyor. Kendi Avrupa Birliği ülkeleriniz içinde bunu reddedenler var. Ortaya koyduğunuz çözümler ise size 6 ayda, 1 yılda pansuman dahi olmaz. O zaman dönüyorsunuz. Dünya LNG piyasasından gaz istiyorsunuz. Bunlar da uzun dönemli sözleşmelerle anlaşılacak yerler. Spot anlık çok yüksek fiyatlar çıkıyor. Yine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in belirttiği, size boru hatlarımızı genişleterek enerji verebiliriz dediği miktarlar da, ama diyor bunları uzun dönemli anlaşmalar yaparak baştan hayata geçirmeliyiz diyor. Daha onlar da ortada yok. O zaman bu şunu çıkartıyor: Avrupa Birliği Rusya'dan bütün iplerini kopararak, enerjiyle bağlanmış, düğüm atılmış iplerini, bağımsız hareket etme şansı ne yazık ki yok. O zaman oturacak, pazarlık edilecek. Zaten arka planda enerji stratejileri şunu konuşuyor. Birisi ambargo hamlesi yapıyor, birisi ruble hamlesi yapıyor. Eninde sonunda bazı şartlarda anlaşacaklar. Eninde sonunda bu işle ilgili bir sistemin içinde gemi yüzecek suyun üstünde. Avrupa Birliği'nin bir anda bu bahsettiğimiz tüm nedenlerden dolayı Rusya'dan doğal gazı, petrolü bir anda tamamen kesme şansı şu an için gözükmüyor. Yaklaşık 3 dakika kadar da bir zamanımız kaldı Altuğ Bey. Bu tabii denklemin içinde çok önemli bir nokta var. Yani enerji krizinden kurtulmaya çalışan Avrupa, termik santrallerden de uzaklaşıp onlardan da kurtulmak isterken bir anda kendini böylesi bir problemin içinde buldu. Ve şimdi termik santraller tekrar açılıyor ya da işte kapasiteleri kullandırılarak daha da yükseltilmeye çalışılıyor. Böylesi bir ortamda tabii acaba iklim hedeflerinden uzaklaşacak mı Avrupa? Yani önümüzdeki kış daha da zorlu geçerse acaba nasıl bir tablo ortaya çıkar? Bora Bey zaten şu anda uzaklaşmaya başladı. Ben bunu birkaç yerde de tekrar ettim. Evet, şu anda 2050 karbon nötr kıta olmayı hedefledi. Gönülden destekliyoruz. Tabii ki bunu yapmamız lazım. Ama mevcut konjonktür buna izin vermiyor. Şu anda nükleer santraller devreye alınmaya başladı ki, nükleer santraller bu arada iklime karbon emisyonu en düşük olan santral. Bunu da belirtelim. Nükleer santralin bir zararı yok ama kömür ve doğalgaz santralleri konusunda geriye gitmek zorunda. Çünkü eğer bu ambargoları yapıyorken elindeki mevcut kömür santrallerini de kapatmaya kalkarsa önce yazın elektrik kesintileriyle karşılaşır Avrupa. Kışında çok ciddi problemler yaşar. Onun için şu anda birkaç yıllığına bunların birçoğu rafa kaldırılmış durumda. Almanya'da dahil olmak üzere bütün termik santrallerde devreye girişler başladı. Kömür tüketimi arttı çünkü açığı başka türlü kapatma şansları yok. Hele hele sizin de vurguladığınız gibi, eğer bir de önümüzdeki kış soğuk geçerse gerçekten Avrupa'yı çok soğuk günler bekliyor enerjiyle ilgili de diyebiliriz. Onun için 7-24, 365 gün emre amade santrallerden Avrupa'nın bir anda vazgeçme şansı yok. Bununla ilgili ben yeni planlamalar, yeni takvimler ve yeni bir takım revize hedefler geleceğini düşünüyorum. Bunu 6 ay, 1 yıl içinde açıklamayabilirler ama önümüzdeki yıllarda bunlara şahit olacağız, bu revize tarihlere. Tabii bu arada yine çok kısaca bir değinmekte de fayda var. Daha az Rus gazına tabi olan, Rus gazı alan İngiltere'de bile 6 milyon civarında hanenin, eğer ki Rusya gazı tamamen keserse, bu yaz ve önümüzdeki kışta yoğun bir şekilde elektriksiz kalabileceğine vurgu yapılıyor. İşte böylesine bir tehlike de söz konusu. Bu noktada tabii tamamen bağımsız olmak da çok büyük bir önem taşıyor, değil mi? Yani Avrupa'nın Rusya'dan tamamen aslında bağlarını arındırması gerekiyor. Kesinlikle. Avrupa ile ilgili bu kadar şeyi belirtirken sizin son uyarınız da, son tespitiniz de son derece yerinde oldu. Türkiye'nin de bu arada Bora Bey 2023'te çıkacak doğalgazın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz o gaz ilk aşamada çıkarılacak 10 kuyu ve artı 40 kuyuya tamamlandığında Türkiye'nin evlerindeki ihtiyacı karşılayabilecek doğalgaz, işte Türkiye evler için bağımsızlık elde etmiş olacak aslında. Ama Avrupa Birliği ne yazık ki şu anda kendi toprakları içinden sağladığı enerji ihtiyacıyla, İsveç filan diğer ülkelerde de var, kendi kendine yetebilen ülke konumunda değil. Türkiye bence burada hidrojeni,
yenilenebilir kaynakları, aynı zamanda mevcut doğalgazları ve inşallah bulacağı doğalgazlar, ki petrol ile ilgili de bir iki hamle var. Şu an Güneydoğu'da bir takım çalışmalar var, hareketlenmeler var. Belki bu petrol fiyatlarıyla fizibil olabilecek başka kaynaklar var. Belki bunu da ileride konuşuruz. Türkiye kendi ihtiyacı olan enerjinin daha fazlasını elde edebilecek yerli ve milli enerji hamlesiyle de bunlara ulaşacağını, hem yerli enerji kaynaklarını kullanacağını, hem de enerji verimliliği dahil olmak üzere israfını da önleyerek daha pozitif bir duruma, bağımsız bir duruma geleceğini düşünüyorum Avrupa'dan ayrışarak. Altuğ Bey, çok çok teşekkürler. Size de iyi geceler diliyoruz. Hem tabii önemli tespitlerdi, önemli bilgilerdi. Çok sağ olun efendim tekrar. İyi yayınlar diliyorum Bora Bey. Çok teşekkürler.